İyi akşamlar sevgili dostlar, iyi akşamlar arkadaşlarım, değerli izleyenler, değerli takipçilerimiz. Bu akşam toprağın sesi Ankara'dan yükselecek ve çok önemli bir konuğumla bu akşam sizlerin konuğu olacağız. Evet, kendisi hem sosyolog, hem hayvan ve veteriner teknisyeni, hem ziraat mühendisi, hem tarım politikaları uzmanı, hem köşe yazarı, hem siyasetçi. Evet, Ergin Kahveci bu akşam benim konuğum ve bu akşam Ergin Bey ile dünya tarımını konuşacağız, ülkemizin tarımını konuşacağız, tarım kredilerini konuşacağız. Aynı zamanda son günlerde biliyorsunuz süt fiyatları açıklandı. Hayvancılarımızı ilgilendiren önemli bir konu, bunu konuşacağız. Evet, Ergin Bey şu anda konuğum dediğim gibi. Ergin Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Yeniden sizinle buluşmak güzel. Yani biraz moralimiz bozuk bu akşam. Biliyorsunuz biraz önce maçımız vardı. Yani hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Siz de iyi bir Fenerbahçelisiniz. Moraliniz de bozuk ama bu akşam bizi izleyen, bizi takip eden takipçilerimize güzel şeyler açıklayalım. Daha doğrusu güzel bilgiler verelim ki morali bozulacak çiftçilerimiz olabilir. Aynı zamanda bizden faydalanmak isteyen çiftçilerimiz olabilir. Tüketicilerimiz olabilir. Biliyorsunuz son tüketici bizim için önemli ve çok önem veriyoruz son tüketiciye. Bu akşam dolu dolu bir program geçsin diye umuyorum. İnşallah. Yani Fenerbahçe ile çiftçiler özdeş aslında. Türkiye'nin çiftçileri de şampiyon olması gerekiyor ama Fenerbahçe gibi iyi bir hocaya, iyi bir antrenöre ve iyi bir organizasyona ihtiyaçlar var zannediyorum. Yani şimdi madem böyle dediniz, ben o zaman konu başlıklarımızı bizi izleyenlere de anlatayım. Biz tarım politikalarındaki temel yaklaşımları konuşacağız bu akşam. Dünya tarımı ve Türkiye tarımı arasındaki korelasyonu konuşmak istiyorum sizinle. Bu pandemi döneminde Türk çiftçisinin durumu ne halde? Artı biliyorsunuz birkaç gün önce süt fiyatları açıklandı ve en önemlisi de tarımsal krediler. Gerçekten çiftçimiz günden güne borçlanıyor fakat bu borçlanmaya karşılık bir yatırım söz konusu değil. Evet, size başlayalım isterseniz. Rahatsızlığınız var, uzun tutmayacağım bu programı ama bilmiyorum artık programın akışına göre eğer zevk alırsak uzatırız gibi geliyor bana. Şimdi tarım politikalarında temel yaklaşımlardan bahsetmek istiyorum. Türkiye uzun zamandır Türkiye'de izlenen tarım politikaları aslında avantajlı bir durumda olmamıza rağmen dünya ülkeleri arasında, gelişmiş ülkeler arasında nedense yıllardır uygulanan politikalar bir türlü örtüşmüyor. Ya yani uymuyor. Biraz önce de söylemeye çalıştığınız gibi çok iyi takımınız olabilir, çok iyi üreticileriniz olabilir. Fakat belki politikalar da izlenebilir, uygulanabilir politikalar olabilir ama maalesef ve maalesef son yıllardır, yıllarda bu politikaların bizle örtüşmediğini görüyoruz. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir efendim? Aslında tarımdaki politikaları ve yaklaşımları anlayabilmek için tarımın hem dünya üzerindeki ontolojisine, yani oluşum dönemine, hem de o dönemden sonraki ekonomik uygulamalara, ekonomik uygulamaların da hangi politika ve politik üzerinden yürütüldüğüne bakmak gerekiyor. Bence Türkiye'deki 40-50 yıldır eksik bıraktığımız konu, parçalı olarak sadece tarıma teknokratik yaklaşım içerisinden bakıp tarımın aslında sosyal tarafını,
politika tarafını, siyaset tarafını görmezden gelip sanki tarımdaki bütün sorunların tarım profesyonellerinin, çiftçilerin, bürokrasinin ve tarım otoritesinin sorunu olduğu gibi görüyoruz. Ünlü bir filozof olan Jean-Jacques Rousseau 1700'lü yılların ortalarında şöyle bir şey söyler. Der ki, ne zaman ki insanoğlu bir toprak parçasının etrafını çevirdi ve burası benim dedi, uygarlık o zaman başladı der. Aslında burada söylemek istediği şey şu, uygarlığın başladığı yer, uygarlığın teknolojiye döndüğü yer ve uygarlığın sıfır noktasındaki adımı tarımla başlar. Tarım başladıktan sonra uygarlık başlar anlamında söylüyor. Ama başka bir açıdan baktığımız zaman ki buraya döneceğim şimdi, başka bir açıdan baktığımız zaman da ne zaman ki insanoğlu bir toprak parçasının etrafını çevirdi ve burası benim dedi ve buranın üzerinde mülkiyet hakkı elde etti, işte o zaman insanoğlu bir şeye sahip olmanın ve doğayla karşılıklılık ilkesi üzerinden değil de çıkar ilkesi üzerinden yarışmaya başladı. Bu yarışı da kendi etrafındaki diğer insanlara sirayet ettirdi. İşte o zaman aslında insanın insanla savaşı başlamış oldu. İnsanın insanla savaşının başlamasının temel nedeni çevrilen o toprak parçasından yetinilmemesi, parçasıyla yetinilmemesi, yeni topraklar elde edilmesi, yeni topraklar elde edildikten sonra yeni faydalar elde edilmesi, işte bu faydaların içerisinde de artık ürün veya artı ürün elde edilmesi, artı ürün üzerinden de fazla ürünün satışa sunulması, ticarete konu edilmesi, metalaşması, metadan sonra işin sanayileşmesi, sanayiden sonra da sermaye yapıları üzerinden kapitalist düzene geçilmesi, kapitalizmin de kendi yapısı içerisinde önce gene Jean-Jacques Rousseau'nun o söylediği noktadan devam ederek dünya toplumuna kazandırmış olduğu toplum sözleşmeleri, anayasalar üzerinden ulus devletlerin ve devletlerin gelişmesi ve devletlerin gelişmesinden sonra devletlerin kendi ekonomik dizaynları için bir ekonomik yaklaşıma ihtiyaç duyması şeklinde devam eden bir zincir oldu. 18. yüzyılın ortalarından itibaren liberalizm ki Jean-Jacques Rousseau bunun ilk kurucularındandır. John Locke da devam ettiren ana fikir sahibidir liberalizmin. Liberalizm o günkü toplum üzerinde sanayi toplumunun ihtiyaç duyduğu bir yaklaşım olarak ortaya çıktı. Fakat bu yaklaşım üzerinden sermaye birikmeye başladı ve sermaye sahipleri bu defa toplumdaki siyaseti kurmaya ve politikayı oluşturmaya başladılar. İşte biz aslında Türkiye ve Anadolu toplumu olarak 600 yıl boyunca bütün bu yaklaşımları, bütün bu düşünce akımlarını hep ıskaladık. Yani sanayileşmeyi de ıskaladık. 17. yüzyılın, 18. yüzyılın başlarından itibaren çözülmeye başlayan tarımdaki yapıyı çözülmesini ıskaladık, sanayileşmeye gidişi ıskaladık, tarımda gelişmeleri ıskaladık, tarımda mülkiyet anlayışlarını ıskaladık, tarımda sermaye birikimini ıskaladık. Bütün bu ıskalamalar sonucunda Cumhuriyet'e kadar aslında bizim doğayla karşılıklı ilişkiler içerisinde doğa ne verirse onu aldığımız, teknoloji kullanmadığımız, teknolojiden de anlamadığımız, hiç kimsenin de toprak sahibi olmadığı, sadece sultana ait ve devlete ait toprakları işleyerek topraklar üzerinde karnımızı doyurup devlete veya sultana vergi verdiğimiz bir ekonomik durumla karşı karşıyayız. İşte yani biz liberalizmi de aslında olumlu tarafından ıskalanmış olduk. Olumsuz tarafını başka bir yerde konuşuruz ekonomik anlamda. Ve
anayasayı da yani toplum sözleşmesini de ancak biz 1876'da tanıyabildik. Oysa Jean-Jacques Rousseau bunu tam 200 yıla yakın, hatta 150 yıla yakın önce, 170 yıl önce tanımlamıştı. Biz onu da ıskaladık. Bütün bu ıskalamalar sonucunda tarımla ilgili sosyal yapıyı da uygulamayı ıskaladık. İşte Cumhuriyet 1950'ye kadar bu ıskalanan bütün her şeyin mesafesini kapatabilmek için ve ıskalanan her şeyin farkına vararak inanılmaz harikalar yaratmak suretiyle ve inanılmaz kısa sürede büyük işler başarmak suretiyle bir de toplumun sosyal yapısının da hazır olmasını kullanarak çok değerli işler yaptı. Türkiye'yi hem sanayileşmede hem de tarımda müthiş gelişmelere, tarımsal sanayide müthiş gelişmelere, müthiş fabrikalara, kurumlara, kuruluşlara açmış oldu. İşte bu noktada Türkiye'nin tarımsal yapısı daha önce sanayileşmiş olan, sermaye biriktirmiş olan gelişmiş ülkelerin çok da farkında olduğu bir şeydi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri 1930'dan itibaren Türkiye tarımıyla yakından ilgileniyordu. Mesela Doar raporu, Thornburg raporu bunlar çok önemli. Onlar ayrı bir yerde işlememiz lazım. Marshall programının da çok ayrı bir anlamı var. Ayrı bir yerde işlemek lazım. Bütün bu süreçlerin içerisinden biz 1960'lara kadar geldik. 60'larda liberalizmin siyasal tarafı Türkiye toplumuna hakim oldu. Liberalizmin siyasal tarafı Türkiye toplumuna hakim olunca bunun ekonomi politikteki sonuçları tarım sektörünün ve kırsalın çözülmesi olarak ve kırsalın şehirlere akması olarak karşımıza çıktı. Bunun sebebi nedir? Ana sebebi nedir bunu? Bir cümleyle bunu söyleyebilir misiniz? Ana sebebi kırsaldaki geçim kaynaklarının daralması ve kırsaldaki nüfusun aşırı düzeyde şişkin olması ki 1950'lere geldiğimizde Türkiye'de %87'lere kadar 85-87'lerdeydi kırsal nüfus ve kentin cazibesi liberal yaklaşımların insanların önüne koymuş olduğu gelişmeler, cazibeler, kültürel hayat, sosyal hayat ve yine tarıma getirilen ithalat üzerinden getirilen mekanizasyon. Mekanizasyon sonrasında mesela traktörün girmesiyle bir tane örnek vereyim. Bir traktörün girmesiyle kırsaldaki 50 ile 70 işçinin kırsalda işsiz kalması sonucu doğdu. Belki traktörün işleyebileceği toprak sayısı çok fazla yani traktörlerin işlediği o zamanki işleme düzeninde çok geniş araziler üzerinden bakarsak bu sonucu görebiliriz. Ama dar anlamda 15-20 kişinin kırsaldan çözülmesine ve işsiz kalmasına yol açtı ve şehirlerin cazibesi de kırsaldan çözülmeye ki bu doğal bir süreçti zaten. Bunu bize getirenler, bize bunu önerenler aslında bu sonucun böyle olacağını biliyorlardı. Çünkü Fransa'da bu süreç 1800-1700'lü yılların ortalarından itibaren aynı bu şekilde cereyan etmişti. Yani sanayileşme ile beraber aynı cereyanlar orada da meydana gelmişti. Avrupa'nın birçok yerinde de meydana gelmişti. Şimdi toparlayacak olursam şöyle bakmamız gerekiyor. Demek ki bizim bir kere düşünsel anlamda yani düşünce tasarımı anlamında ve tarımdaki yapacaklarımızı ve yapmamız gerekenleri ve dünya ile yarışmamız noktasında dünyadaki bu süreci bilmemiz ve bu süreci iyi okumamız Türkiye'de de bu süreçlerin içerisinde nerede olduğumuzu görmemiz gerekiyor. Şimdi burada kaldı mı? Kalmadı. 80'li yıllardan sonra biz daha liberalizmin ne olduğunu anlayıp liberalizmin ekonomik sonuçlarını
yaşamadan neoliberal politikalarla, yani postmodern toplumla, yani neoliberal politikalar içerisinde her şeyin serbest olduğu, hiçbir kuralın, hiçbir kaidenin olmadığı, özgürlük, kardeşlik gibi kavramlar üzerinden bırakınız geçsinler, bırakınız yapsınlardan daha öte, insanların ferdi olarak, bireysel olarak toplumdan bağımsız olduklarını, toplumların insanları değil de insanların toplumları oluşturdukları gibi düşünceler üzerinden atladı ve gevşedi. İşte bu gevşemenin karşılığındaki politika, yani ekonomik politik, bizim karşımıza tarım sektörünün önemsizleşmesini, tarım sektörünün aslında katma değer yaratmadığını, sanayinin ve teknolojinin konuşulduğu bir yerde tarım sektörünün konuşulamayacağını ve tarım sektörünün geleneksel bir şey olduğunu, hatta biraz daha nobran bir şey olduğunu, şehirdeki ve kentteki rahatlığın, özgürlüğün, serbestliğin, kentlilik kültürünün, köy kültürünü, kırsal kültürünü tanımaması gibi bir sonuçla karşı karşıya kaldık ve bütün var olan tarımsal değerlerimizi, tarımsal fabrikalarımızı, tarımsal kitlerimizi bu mantık içerisinde elimizden çıkarttık. Yani kendimize bir düşünce tasarımı oluşturduk. Oluşturduğumuz düşünce tasarımının fikriyatı, ideolojisi neoliberal bir ideoloji oldu. Bunun ekonomi politiğinde de tarım sektörünün önemli bir sektör olmadığı gibi bir sonuçla tarım sektörüne verilen destekler, kaynaklar ve imkanlar birer tırpanlanmaya başladı. İşte hala içinde bulunduğumuz durum, 1980'den beri içinden bulunduğumuz durum budur. Ve bu durumun içerisinden günlük projelerle ve günlük yaklaşımlarla, günlük bilgilerle, günlük tedbirlerle, palyatif çözümlerle, kurumsal, yapısal veyahut da kamu otoritesinin tek başına çözümleriyle ya da biz teknokratların üreteceği çözümlerle buradan çıkma şansımız yok. Siyasal irade, yani ekonomi politiğin sahibi olan, tarıma neoliberal açılardan bakan ve tarımın aslında önemsizleştiren, önemsizleştiren, hatta tarımın yapılabilir bir şey olmadığını, dünyada sermaye yaratan bir sektör olmadığını, katma değerinin düşük olduğunu iddia eden ekonomi politiğin sahibi siyasal irade 40 yıldır tarım sektöründeki projelerin, fikirlerin, düşüncelerin hep çöpe gitmesini ya da çöpleşmesine sebep oldu. İşte bu yapıyı kırmadan, yani bizim ekonomi politik bakış açımızı kendi koşullarımıza uygun bir şekilde, kendi sosyal yapımıza, kendi biraz önce sizin bahsettiğiniz ekosistem avantajlarımıza, biyoçeşitlilik avantajlarımıza, kendi modellememize uygun bir düşünce yapısı, bir ideoloji, bir ekonomi politik fikri oluşturmadığımız müddetçe ve bunun etrafında kenetlenip bununla ilgili bir siyasal iradeyi en az bir orta vadeli program halinde bu ülkenin önüne koymadığımız takdirde ömrümüz oldukça biz bunları konuşacağız. İki şey soracağım. Yani buyurun. Pardon, buyurun. Yani iki şey soracağım. Burada çünkü çok güzel anlattınız. Araya girmek istemedim. Tamamen sosyolojik açıdan ve ekonomik açıdan meşrutiyet döneminden bugüne kadar olan süreci hem dünya hem de ülkemiz açısından değerlendirdiniz. Çok da güzel oldu. Ben de altına imza atarım bu söylediklerinizin. Aynı şeyleri düşünüyorum. Cumhuriyet ilanından sonra, Cumhuriyet'ten sonra müthiş İzmir İktisat Kongresi'nden sonra özellikle çok güzel atılımlar, projeler gerçekleştirildi. Şeker fabrikaları kurulmaya başlandı, tarıma dayalı sanayiler geliştirmeye başlandı, Sümerbak örnek. Şimdi en önemli unsur eğitim diyebilir miyiz? Eğitim derken çok uzatmadan, açmadan çünkü çok ayrı bir konu ve çok başlı başına bir konu bu. Köy enstitülerinden bahsetmek istedim.
Yani kırsaldaki göçün engellenmesi, şehre akan göçün engellenmesiyle ilgili oradaki köy enstitülerinin faydasını özetleyebilir misiniz birkaç cümleyle? Ve yeni dönemde siyasal iradeden bahsederken siyasal irade neden tarımı ön planda görmek ister de fakat yaptığı uygulamalarla bunu göstermez? Bunu da birkaç cümleyle almak istiyorum. Çünkü merakla bekleyen sorular geliyor. Soru alamayacağımızı da buradan bizi izleyenlere söyleyeyim. Çünkü yazdığınız veya sormak istediğiniz soruları daha sonra ayrı bir programla size cevaplayacağımızı söyleyebilirim. Evet, buyurun Ergin Bey. Son söylediğinizi söyleyeyim. Siyasal irade bir kere bu benim çerçevenin içerisinde değil. Yani siyasal irade hala neoliberal mantık içerisinde ve siyasal iradenin hala bakış açısı yanlış. O bakış açısı içerisinde siyasal irade siyasal iradenin çözüm üretmesini ben bir tarım politikaları analisti olarak düşünmüyorum. Neden? Bunu aynı siyasal iradeyle biz de, ben de, bir başkası da, yüzlerce insan da olsa bunun içerisinde çok zor çıkacaktır. Palyatif çözümler bulacaktır, araç çözümler bulacaktır, geçici rahatlamalar bulacaktır. Çünkü dünya Türkiye'nin tarımdaki potansiyeline bugün 100 yıl öncesinden daha çok muhtaç, bugün 100 yıl öncesinden daha çok saldırıyor. Bugün 100 yıl öncesinden yani Marshall'dan hatta Tomruk'tan beri 1930 pardon 1930'daki Dorn raporundan beri yazmış olduğu metinlerin ve kurmuş olduğu kurguların bugün önemini çok daha fazla anlıyor. Dolayısıyla biz eğer bu kafayı, bu zihniyeti, bu düşüncemizi değiştiremezsek ki ben biliyorsunuz birçok yerde söylüyorum tarımdaki ana sorun zihniyet sorunudur diye. Yani ideoloji sorunudur, fikriyat sorunudur, düşünce tasarımı sorunudur. Bu düşünce tasarımını köylü milletin efendisidir tırnak içerisindeki mantığın içerisinde karma ekonomik yapı ve biraz liberal, biraz sosyal yapı ile kurgulanmış olan 1950'ye kadar kurgulanmış olan ve bize dayatılan bu raporların hepsine hayır diyen o ideolojik zekayı ve bilgiyi, o ideolojik kararlılığı biz ortaya koymadığımız müddetçe bugün inanılmaz düzeyde şişmiş olan dünyanın kapitalist sermayesi, dünyanın sermaye grupları biz dahi hepimizi silindir gibi ezip geçme noktasında gelmiş. O nedenle siyasal irade olarak güçlü bir kararlılığa ve lobiye ihtiyacımız. Bu güçlü kararlılık için de bu benim anlattığım çerçeveyi çok iyi kavrayabilen teknokrat grubuna, bürokrat grubuna, siyasetçi grubuna ve politik gruba ihtiyacımız var. Yani ben bazen birçok yerde görüyorum mesela televizyon programlarında bazı arkadaşlar, programı yapan arkadaşlar, ah ben bir tarım bakanı olsam falan. Kardeşim ah sen bir tarım bakanı olsan bu olup gidersin hiçbir şey bilmediğin için. Hiçbir şey bilmediğindeki kastım şu. Yani tarım sadece tek başına toprağın işlenmesiyle, ahırdaki hayvanın bakılmasıyla, efendim, feasible ve karlı projeler yapılmasıyla ilgili olmaktan özellikle son 5 yılda çıktı. Özellikle son 5 yılda çıktı. Artık bizim daha üstten, Reformlara ihtiyacımız mı? daha detaylı, daha kavrayıcı ve sosyal yapıyı da işin içerisine katmak suretiyle bir model ve bir siyasal irade ve düşünce kurmamız gerekiyor. Bunu da zannediyorum Türkiye'de bu kadar derinlikli ve açık olarak, net olarak söyleyen birkaç kişiden biriyim diyeyim. Ukalalık etmeyeyim. Bilginin Yok ukalalığına abi, da düş. ben birkaç kişiden değil, sizden duyuyorum. Bir de Tanfer hocamdan duyuyorum bu tarz şeyleri yani. Başka kimseden duymuyorum. Yani bizim sorunumuz sadece tarımın kendi çerçevesi içerisinde olmaktan çıktı artık. Yani tarımın verimlilik, efendim işte toprak işleme, efendim hayvan ıslahı, hayvan sağlığı, bitki sağlığı, efendim bunların yönetilmesiyle ilgili ölçek işletmeciliği yani nitelik ve nicelik sorunlarının üstünde duruyor şu anda.
bu ekonomi politik yaklaşım düşüncesi, bunların hepsinin üstünde duruyor. Bu sorunları çözebilmek için beni çözmeniz gerekir diyor bana göre. Ya bir felsefeye Benim ihtiyacım var diyor Ergin Bey. Tarımın bir evet, felsefeye ihtiyacı var diyor. tarımla ilgili Türkiye'nin tarımsal bir felsefeye Evet. ihtiyacı var. Alıcı, işte bu felsefenin içerisinde sizin o eğitim dediğiniz yer son derece önemli. İşte o eğitimi ne yazık ki o eğitimi de baltaladı. Yani bunu profesyonel eğitim olarak alırsak 100-110'un üzerinde tarımla ilgili fakülte var. 120'ye yakın fakülte var. Yani su ürünlerinden gıdaları da katarsak 130'a yakın fakülte var. Efendim tarım meslek lisesi anlamında 25 tane tarım meslek lisesi var. Tarımsal program uygulayan 120 tane lise var. Tarımsal program uyguluyor. Demek ki bu değil mesele. Konu bu değil. Konumu değil. Konu teknik eğitim değil. Konu toplumsal sosyal eğitim. Siyasal eğitim ve siyasal bakış açısı. İşte onu da köy enstitülerini çok güzel bir Anlatabiliyor muyum? çalışmayla Yani kapatarak. en azından çiftçilerimizin kafasında aslında sorunların geldiği noktada konu eğer kredilerle ilgili sorunları varsa, eğer süt fiyatlarıyla ilgili sorunları varsa, eğer buğday fiyatlarıyla ilgili sorunları varsa, eğer ülkenin ithalat sorunu varsa, eğer ülkenin bu kadar ekosistem avantajlarına göre çiftçi gelirleri açısından kıyaslanabilir gelişmiş ülkelerin çiftçileriyle ilgili kıyaslanabilir gelirlere sahip değillerse bunun temel sebebi bu avantajlara bunlara rağmen bunun temel sebebi onların yanında duracak ve onları Avrupa ile dünya ile yarıştıracak bir felsefi yaklaşımın siyasal iradeye yansımadığı içindir. Bugünkü siyasal iradeyle keskinleşmiştir son 20 yılda. Ama esas geldisi 1970'lerden itibaren. Bu konuyu bu kadar yeter herhalde. Evet, şimdi gereken mesaj alınmıştır. Yani biz biliyoruz ama gerçekten o söylediğiniz geçici çözümler yapıldığı sürece temelden bu tarımın felsefesini yerine oturtmak yerine sosyolojik yapıyı da içine alan yeni reformlar geliştirmediğiniz sürece dediğiniz gibi istediğiniz kadar fakülte açın, istediğiniz kadar meslek yüksek okulu açın, istediğiniz kadar seminerler, eğitimler düzenleyin dediğiniz doğru. Maalesef işte sütün birim fiyatı şudur. İşte krediler neden artarken üretim artmaz, çiftçi giderek borçlanıyor gibi bir sürü soruların cevabını çözmeye çalışırız, çözeriz, vaat ederiz ama baktığımızda biz 5 sene sonra bir 5 sene sonra geriye baktığımızda yine kaldığımız yerdeyiz. Ama şu cümleniz çok önemli. Avrupa'nın, dünyanın Türkiye kaynaklarıyla ilgili yaptığı 100 yıl önceki hesabı hala yaptığını ve hala 100 yıl öncekinden daha fazla ihtiyacı olduğu cümlesinin altında çizmek lazım. Evet. Ben burada kısa bir şey söyleyeyim. Buyurun. Hep söylüyorum. Aslında bunu anlatabilsek Türkiye'ye birçok şey anlatmış olacağız. Diyorum ki tarımdaki nasıl söyleyeyim? Subjektif sorun sevgi, objektif sorun sermayedir. Yani soyut sorun sevgi, somut sorun sermayedir. Yani Yani çiftçi manevi toprağını sorun sevmiyor, onu sevgi. mu diyorsunuz? Maddi sorun sermayedir. Yani Sevgi işin felsefesidir. Sermaye işin maddi ve güç katan kısmıdır. İhtiyaç olan destekleyen kısmı. kısmıdır. Yani var, hasıl olma kısmıdır. Dolayısıyla sevgi ve sermaye çiftçinin ilacıdır diye söylediğimde acaba ne söylüyorlar, ne anlam yüklüyorlar, yüklüyor bu adam diye yani magazin mi yapıyor diye başlangıçta takılanlar oluyordur. Hatta ben bunu çiftse diye söylediğim bir yerde başıma gelenleri anlatmak istemiyorum. Ya işte buraya bakış Evet, denedi.
O dediğiniz Türkiye'nin bu sorun. anlamda felsefi sorunu, özür diliyorum, Rica ederim. Buyurun. felsefi sorunu ekonomi politik yaklaşım sorunudur. Felsefi sorunun tanımı da çiftçinin ilacı sevgi ve sermayedir olarak SS, söylüyorum. KS olarak. Burada Sermaye ve söylemeye sevgi ve devam. sermaye. İkisi birbirini bütünlüyor. Şimdi zaten üstadım biraz sonra konuşacağımız konularda zaten vereceğimiz örneklerde de bu bahsettiğiniz konuları aslında örneklendirmiş olacağız. Şimdi isterseniz ben şeyden bahsetmek istiyorum. Bu sermaye demişken son günlerde gerçekten ana akım medyada da yer etmeye başladı. Sosyal medyada da görüyoruz. Çiftçilerimizin traktörleri, arazileri hazzediliyor. Bunun karşılığında feveran ediyor çiftçilerimiz. Biliyorsunuz memleket sandıkları adı altında kurulan bir Ziraat Bankası. Sonra yine çiftçilerin sahip olduğu, çiftçilerin denilen tarım kredi kooperatiflerinin çiftçilerimize vermiş olduğu yatırım veyahut da işletme sermayesi için vermiş olduğu kredilerin geri dönmeyişi sonucunda artı buna özel bankaları da eklediğimizde ciddi rakamlarda bir borç yükü oluşmuş. Kredi yükü ve bunun da sanırım 30-35 milyar TL'si de takipte yani donuk kalacak durumda. Yani geri dönüşü mümkün olmayacak duruma gelmiş kredilerdir bunlar. Bu konuyla ilgili bir giriş yapalım. Ondan sonra bizi izleyen izleyicilerimize bu sorunları nasıl çözebiliriz? Nereye gidiyor bu çiftçinin kredi durumu? Onu konuşalım. Buyurun. Bir kere şunu söyleyeyim. Türkiye'deki bankaların kredi açmış olduğu kredilerin geri dönüşlerinde ve ödemelerinde birinci sırada ödemelerine en çok dikkat eden ve ödemelerine en bağlı olan çiftçiler geliyor. Yani çiftçilerin aldıkları kredileri kendi ihtiyaçlarının veya şöyle söyleyeyim amaçlarının dışında kullanıp ödememezlik yapma gibi bir durumları yok. Yani çiftçi kullandığı krediyi ödemek ister. Bu onun için bu kırsaldaki köyündeki bir onur meselesidir ve kapısına aciz gelen çiftçi kendi iş dünyasında orada ilk önce orada kalmamayı düşünür. Yani kapısını haciz götürdüğünüz çiftçinin belki iki tanesinden bir tanesini aslında sopayla şehre kovmanızdır bu. İki tanesinden bir tanesini. Çünkü kapısına haciz gelen çiftçi, takip gelen çiftçi bunu onur meselesi yapar. Çünkü onun geleneksel tavrında, onun yüreğinde, vicdanında, ahlaklılığında bu vardır. Yani hiç kimse şöyle suistimal etmesin. Çiftçi keyfinden aldı, parasını ödemedi diye. Şimdi dönersem geriye, Ağustos sonu itibariyle çiftçilerin bankalara, yani kamu ve özel bankalara tarım, balıkçılık, avcılık, ormancılık ve kerestecilik başlığı altındaki toplamda 132 milyar lira borcu var. Bunların hepsi kırsalla ilgili borçlar. Bu dediğiniz rakamlar 130. yalnız Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankası'na, yani kamuya olan değil mi? Kamu bankalarına ve Bankalara olan toplam özel borçları bankalarda buna dahil mi? dahil evet. Özel bankalarda dahil. Şimdi tarım krediyi ayrıca açacağım. Ayrıca bir parantez açacağım. Bu 132 milyarın ormancılık ve kerestecilikle ilgili kısmına kalan 2 milyar lirayı bir tarafa koysak dahi 130 milyar liralık borcun yaklaşık 5,6 milyar lirası hadi diyelim 5,5 milyar lirası 6 milyar lira olsun ormancılık kerestecilikle beraber 6 milyar lirası takipteki borç. Yani toplamda aslında 13, 26, 52 4,5 %4,5 gibi bir takip borcu var. Şimdi bu takipteki borçların acil olarak tasfiye edilmesi gerekiyor. Çok acil olarak tasfiye edilmesi. Çiftçinin
Bu 130 milyar liralık borcunun üzerinde bir de piyasaya, akaryakıt bayilerine, gübre bayilerine, ilaç bayilerine, efendim işte sulama malzemeleri satanlara, daha doğrusu açık hesap piyasaya Yine tarım daha sektörüne yaklaşık, bu. tabii Tedarikçilere yaklaşık diyelim. 50 milyarda böyle bir borç var. 180 Yani milyar. toplamda çiftçinin borcu 180 milyar lira. Bu 180 milyar liralık borcun içerisinde 50 milyar liralık borç, yani bayilere olan aynı karşılık borçlarıdır bunlar. Yani çoğusu nakit borç değildir. Yani Nisan'da bir ton gübre alır. Bir ton gübre Nisan'da 1000 lira. Eylül sonunda veya Ekim başında öderse, Ekim ayında 1200 liraysa, çiftçinin borcu 1000 lira değil 1200 liradır. Dolayısıyla burada da çiftçi kısa vadeli borçtur. Bu borçlar da piyasa borçları kısa vadeli borçlardır. Yani çiftçi bu aynı karşılık olarak piyasadan almış olduğu bayilere olan borçlarını bir sonraki yıla erteleyemez. Ertelese bile aynı karşılık olduğu için o günkü fiyatla ödemek zorundadır. Biz ise bunu kısa vadeli programda görmek zorundayız. Politika, daha doğrusu tarım politikaları açısından, daha doğrusu tarım ekonomisi açısından. Demek ki çiftçinin kısa vadeli yaklaşık 86 milyar borcu var. Hadi 85 milyar lira yapalım bunu. 85 milyar lira kısa vadeli borcunu çiftçi 8 ile 12 aylık dönem içerisinde tasfiye etmek zorunda. Bunun üzerinde 5,5 milyar lira da takipteki borcu var. Oldu mu 90 milyar lira? Peki 2019 yılı itibariyle çiftçi ne kazandı? Çiftçinin 2019 yılı itibariyle tarımsal brüt hasılası 455 milyar lira. Yani çiftçi 2019 yılında elde etmiş olduğu ürünlerden eline geçen rakam 455 milyar lira diye TÜİK açıklıyor. TÜİK'in rakamlarına göre bu brüt kazançtan çiftçi %20'sini net kazanca çevirmiş olsa, net kazancı olsa %20'si. Borcunu ödemiş olur işte. 90 milyar Evet. civarında yapar. 90 milyar lira borcunu öder ama aç kalır bize. Değil mi? Ya bu rakam bu. 455 milyar TL'lik bir hasıladan, yani brüt kazançtan bahsettiğinize göre ve TÜİK'in açıklaması dediğiniz doğru. %20, ama acaba TÜİK %20 kar ettiğini mi düşünüyor çiftçinin? Daha mı fazla kar ettiğini? Onu ben söylüyorum. Belki kar etmiyor. Ben fizibilite mantığından giderek Siz genel en az yüzde anlamda bir kar koyuyorsunuz tabii. Ya o anlamda evet. %20 diye şey yapabiliriz, söyleyebiliriz. Yani belki Ticaret marjı diyorsunuz siz aslında. yani bir kısmı hiç kazanmıyor, bir kısmı %30 kazanıyor ama ortalamada %20 kazandığını varsayarsam tarım ekonomisi açısından 90 milyar lira Ya o kazanmış 90 oluyor. milyarlık kısa vadeli borcunu her yıl kazancı yatırım yapan çiftçi ne yapacak? Şimdi 90 milyar lirasını öderse çiftçi bir sene nasıl geçinecek modundayız? İşte biraz önce söylediğiniz aslında açıklıyorsunuz. Yine borç alacak piyasaya, yine borçlanacak bankalara ve Şıkkı var. İki şıkkı var. evet. Bir, gelecek sene biraz daha fazla borçlanacak. Evet. Çünkü geçim İki, kaynağını, değil mi? Geçim marjını borçlanacak. Evet. geçmesi için iki tane ihtiyacı var. Bir yıllık geçim kaynağına ihtiyacı var. Geçimle ilgili gelire ihtiyacı var. Sosyal yaşantısını devam etmek, temel ihtiyaçlarını karşılamak için en azından Evet. bir maddi kaynağa ihtiyacı Bir de var. borcunu İki, kapatacak. artık borcunu kapattı, para kalmadı. Oradan gidiyoruz ya şimdi. Kazanç, ya tabii ki yine borçlanıyor ya, ben yine 90 milyar borcu yazıyorum yani. Normal enflasyonist 90 milyarı ödetsek şimdi. düşünmezsek. Çiftçiye desek ödedin kardeşim Tamam, hadi. ama bir daha borçlanacak. Onu söylemek istedim aslında. Aynı Yani şeyi çiftçi, söylüyoruz usta. yani bir yıl içerisinde çiftçi bir geçim kaynağına ihtiyacı var. İki, gelecek sene
üretime devam edebilmesi için tekrar 80 milyar liralık borca ihtiyacı Aynen var. öyle. 85 milyar lira. 80 Doğru mu? doğrudur. Peki bunun sürdürülebilirliği var mı? Ya her yıl Yok. katlanarak artacak borç sonuçta. Şimdi Sürdürülebilirlik zaten bu. karşımızda şöyle bir tablo var bak. Bir, çiftçi son 3 yıldır ekstra 10'ar milyar 10'ar milyar bankalara borçlanarak gidiyor. Evet. Tamam mı? 5 ile 10 milyar arasında da ekstra piyasalara borçlanarak gidiyor. Ya kar topu gibi büyüyen bir borç var ortada. Aynen. Ama Geçim şöyle üstadım kaynaklarını da özür dilerim bir şey söylemek istiyorum. Şimdi TÜİK'ten bahsettiniz. Normal Tarım Bakanlığımızdan bahsettik. Şimdi bahsedeceğiz. Şimdi bunu görüyor değil mi bu insanlar? Şimdi ben acaba diyorum hani sizi açmak için söylüyorum o soruyu. Yani 455 milyarlık hasıladan bahsettik ya brüt hasıladan. Çiftçinin 2019 yılında kazandığı. Evet. Şimdi sizin dediğiniz mantıkta bu şekilde. Acaba diyorum bunu hesaplayan insanlar 455 milyardan daha az o rakam da ben onu şey yapmak girmek istemiyorum o rakama. Acaba yarısını kar olarak görüyor da çiftçi borcunu o yüzden ödemiyor diye bir varsayımda mı bu insanlar? Yani onu anlamıyorum ben. Yani hani diyor ya çiftçi alıyor borcunu ödemiyor diyor ya yetkililerin çoğu. Ya dün sizin attığınız tweet'e de karşılık alan bir arkadaşım var. Mesela hayvancılıkla ilgili bütün hayvancılık yapanları bana devredin, onların maaşlarını vereyim diyen bir arkadaşa cevap yazmıştım da. Yani tereyağı 70 lira oraya gireceğiz yine. İşte peynir şu kadar. Nasıl zarar ediyor bu hayvancılık diyen bir arkadaş zihniyetindekiler mi acaba? Yani çiftçinin daha fazla kazanıp da borcunu yatırmadığını düşünüyor. Onu açmak için sordum size bu soruyu. Valla onu Onu ben de ben de anlamıyorum. anlamıyorum. Biraz Biraz daha daha okumamız okumamız gerekiyor gerekiyor herhalde. herhalde. Bu bizim Bizim okuyabildiğimiz ve okuyabildiğimiz ve anlayabildiklerimizi anlayabildiklerimizi anlatıyoruz. anlatıyoruz. O O arkadaşlara arkadaşlara da çiftçinin çiftçinin kasti kasti olarak olarak borçlarını borçlarını ödemediğini söylüyorlarsa çok çok fazla fazla 3,5 3,5 milyon milyon hektar hektar Türkiye'de Türkiye'de işlenmeyen işlenmeyen toprak toprak var. var. Evet, burası var. Yaklaşık Yaklaşık 20-25 25 bin binin üzerinde üzerinde entansif sayılabilecek atıl atıl işletme işletme var. var. Buyursunlar. Aynen. Bir yeri Yeri satın satın almalarına almalarına gerek gerek yok. yok. Gelsinler Gelsinler ben ben onlara onlara istedikleri istedikleri yeri yeri vereyim. vereyim. Yani Yani bugün bugün 100 100 başlık başlık bir bir hayvancılık hayvancılık işletmesinin işletmesinin sadece sadece yatırım yatırım maliyeti maliyeti 8 8 ile ile 10 10 milyon milyon arasına arasına geldi. geldi. Peki şimdi oraya gireceğiz. Hep söylüyorum altını da çizerek. Bu Peki nasıl bitecek? Bu borç yükü nasıl konuyu daha azalacak Ergün arttırabilir miyiz Efendim? krediler konusunda? Krediler konusunu tamamlayalım mı bir? Tabii tabii tamamlayacağız orayı. İşte onu diyorum. Nasıl bu çiftçiyi borçtan kurtarırız? Zaten şeyimizde de Şimdi bu var. Programımızda tanıtımında bunu da yazmıştık. Ayağı nasıl kalkacak bu çiftçi? bizi izleyenler ve biraz önceki fikirde olan arkadaşlar beni duysunlar. Çiftçi bu bütün bilimsel çalışmalarda da böyle. Çiftçi 1970'lerden itibaren özellikle de 2000'lerden itibaren ikinci ve ikincil gelirleriyle bu açığı kapatarak geldi. 2002'de 2 milyar 600 bin lira borcu olan çiftçinin bugün 130 milyar lira bankalara borcu var. Sadece. Yani çiftçi ya ücretli maaşını ya şehirdeki oğlunun, kızının, gelininin parasını kullanarak ve borçlarına da sürekli takla attırarak, takla attırırken de faizini ödeyebilmek için birkaç lira daha fazla borçlanarak buralara kadar geldi. Yani artık çiftçinin eğer kapısına da haciz gelmişse biraz önce söylediğim gibi çiftçinin o üretimde kalmasının bir anlamı olmadığını düşünebileceği bir yere geldik. Bu son derece tehlikeli bir yerdir. O nedenle söylüyorum ki çiftçinin ilk etapta bu yılın sonuna kadar, Aralık sonuna kadar o 5,5 milyar liralık takipteki borçlarının, icralarının, icra takiplerinin kaldırılması, tasfiye edilmesi ve çiftçinin bu süreçten çıkarılması, çiftçiyi de toprağına, tarlasına, köydekilere küstürülmemesi ve kırsaldaki gururunun kırılmaması gerekiyor. Üretimde kalsın istiyorsak. Bu da çok zor bir şey değil. Bunun şimdi detaylarına girmek istemiyorum. Bunun toplamda yani çiftçi borçlarının, takipteki çiftçi borçlarının 5,5-6 milyar liranın tasfiyesi iki yolla mümkün.
Bir tanesi teknik yol. O teknik yolda yarın yazılacak iki satır bir metindir. O metinle çiftçi borçları 2 yıl ödemesiz 5 yıla yayılabilir. Yani çiftçi borçlarındaki kastım takipteki borçları, icradaki, hacizdeki borçları ve bunun toplamda devlete veya bankalara maliyeti 700-800 milyon lirayı geçmez. Toplamdaki maliyeti. Görev Hatta zarar olarak diyorsunuz değil mi siz onu? efendim, Görev zarar kümülatif olarak olarak, diyorsunuz. kümülatif olarak söylüyorum. Tamam. Peki bir hemen araya bir şey girmek istiyorum. Çünkü bu paylaşımlarımızda sosyal medyada cevap yazan paylaşımlarımıza tepki gösteren çiftçilerimiz de var. Şimdi onlar kendi yakındaki örnekleri gördüğü için şimdi şöyle bir şey, o bizi dinleyen o arkadaşlara, çiftçilerimize şunu söylemek istiyoruz. Bu genel politikalar anlamında söylüyorum. Yani köyde gerçekten farklı amaçlar için kredi kullanmış çiftçilerimiz olabilir. Bu borcunu ödememiş, icraya gelmiş çiftçilerimiz olabilir. Bunlara haklısınızdır veya bilemiyorum. Yani o konuyla ilgili bir şey söylemiyoruz ama bahsettiğimiz konu genel anlamda konu. Bunun üzerine de size bir soru sormak istiyorum Ergin Bey. Borcunu ödeyen çiftçiler var. Hani biraz önce söyledik ya, gerçekten sadık çiftçimiz borcuna. Yani tarlasını satıp, belki traktörünü satıp, hani takla attırma dediğimiz olay var ya kredilerde. Bunu yapıp da hani en azından evime haciz gelmesin diyen çiftçilerimiz var. Şimdi bunu takmayan çiftçilerimiz, yani bunu yapamayan çiftçilerimiz hacizle uğraşıyor. Ama bu şekilde yapan çiftçilerimize de bir şeyiniz var mıdır? Yani bir nasıl söyleyeyim, onlara da fayda sağlayacak kredinin daha da ucuza, daha da vadesinin artırılması gibi teklifler, o dediğiniz bir iki cümleye onu da ilave edebilir misiniz yani? Ya şöyle bakılabilir. Yani hacizdeki çiftçi borçları tasfiye edilecek, devlet bunlara bir kaynak aktarılacak. Borçların ödenenlere adaletsizlik, haksızlık yapılmış olacak. Böyle bakılabilir. Ama kamu otoritesi ve kamu aklı bu adaletsizliği ortadan kaldıracak şekilde borçları tasfiye edebilir. Yani Yani ona da düzenleme yapabilmeli diyorsunuz siz. tabii ki yani şöyle bir şey. Diyelim ki çiftçinin hacizdeki borcunu 2 yıl ertelediniz, 5 yılda vadeye yaydınız, 5 yıllık ödemeye yaydınız. Bu süre içerisinde ona birkaç koşul koyabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki kardeşim bak bu süre içerisinde bir üretimde kalacaksın. Evet. Üretimde kalacaksın. İki ne kadar borcunu ne kadarını ödersen o kadar ancak yeni kredi kullanabilirsin. Gibi şartlar koyulabilir diyorsunuz. Tabii. Kredisini Dolayısıyla zamanında ödeyenlere de artı faiz indirimi olabilir veyahut da limit artırım elbette. olabilir, vade artırım olabilir gibi mi? Yani devlet bir ekonomik politika uygulayacaksa bunu da sosyal amacını da yanında düşünecekse devlet aklı bu adaleti sağlar. Sağlamalı yani. Değil mi? Yani bunu Evet. sağlamalı. Yani diğerlerine bir haksızlık olmamalı. Kısa vadeli banka borçları olan 35 milyarın tasfiyesi de mümkün ama onun da yine 5 yıla yayılarak tasfiyesi mümkün. Burada da çiftçinin ürettiği malın fiyatlamaları üzerinden mümkün. Şimdi onlar çok ayrıntılı konular. Yok, onu ayrı bir Sadece program yapacağız. Eğer dediğim gibi rahatsızlık geçiriyorsunuz, zamanınız ağzınızda bir vermiyor. problem var, uzun tutmak istemiyorum. Onu Oturabilmesi. ayrıca onu programları ayrıca yapalım onu siz de Ergin Ben Bey. şu kadar mı? Hem haciz borçlarının tasfiyesi bugünden yarına çok kolay, hem de çiftçinin kısa vadeli borçlarının tasfiyesi süreç içerisinde kolay. Peki Tarım Mümkün Kredi. değil. Buyurun lütfen sözünüzü kestim. Mümkün değil. Yani kolaydan ötürü. Tarım kredi bambaşka bir dünya. Yani biliyorsunuz 2005 yılında tarım kredinin değişen mevzuatı çerçevesinde tarım kredi özel bir kurum olduktan sonra tarım kredi Kamu Bankası, Ziraat Bankası'nca sübvansiyonlu kredi portföyünden çıkarıldı ve tarım kredi bir çiftçi kuruluşu olarak görünmüyor. İçerisindeki 17 tane şirketle beraber başka bir tüzel kişilik olarak görülüyor. Ama tarım kredi üyelerine geçmişten gelen takla gelen borçlarından dolayı kredi açmak durumunda. Yine aynı şekilde tarım kredi
girdi tedarikçisi bir kurum olduğu için üyelerine girdilerinin pazarlanması ve üyelere girdi karşılığı kredi açtığı için tarım kredi bir şekliyle 5 yıldan beri üyelerine plasman teminine devam ediyor. Ancak kredileri Ziraat Bankası'ndan zirai kredi üzerinden veya başka bankalardan ticari kredi üzerinden veya düşük faizli krediler üzerinden kendi öz kaynaklarını teminat vermek suretiyle yüksek faizle alıp, yani sübvansiyon imkanlarından muaf olarak yüksek faizle alıp onun üzerine bir de kredi kollandırma payı gibi 4 puan, fon payı gibi 1 puan, efendim bir 2 puan da idari, 2 puan da başka bir başlık altında yani zirai kredi faizi sübvansiyonsuz bile %11 iken %18 ile %24 arasında veya en az %16 ile kredi verir hale geldi. Çiftçiler de biraz önce söylediğimiz gibi zaten borçlu oldukları için, borçlarını da borçla kapatmak durumunda oldukları için, yeni krediyle kapatmak durumunda oldukları için önlerine koyan kredi faizlerini kabul ederek bugüne kadar geldi ama tıkandı. Şu anda tarım kredinin 1.1 milyar lira gibi kanuni takibi var. Bunun üzerine yarım milyar gibi de idari takibi var. Yaklaşık 1.6 milyar liralık kanuni ve idari takibi var. Bunların Nisan-Mayıs'ta falan daha sertleşeceğini düşünüyorum. Bunları daha çok duyacağımızı düşünüyorum. Sadece tarım krediyle ilgili değil, diğer bankalara olan o 5.5 milyar liralık takip borçlarının da Nisan-Mayıs gibi bizi daha fazla meşgul edeceğini düşünüyorum. Umarım bu sözlerimle oluşan toplumsal baskıyı veya medya baskısını duyarlar, beni yanıltırlar. Hadi ya, boş laf ediyorsun anlamına getirilir. Beni boşa düşürdüler. Ben Mayıs böyle bir şeyle karşılaşmayız. Değil mi? Karşılaşmayız. Ben onlardan özür dilerim ama içimde de görevimi yapmış olduğumu düşünürüm. Zaten yayının, medyanın görevi bu değil mi? Yani bizlerin görevi bu değil mi? Yani sorunları dile getirelim ki, değil mi? Problemli olan insanlara çözümü gerçekleşsin. Şimdi evet. Çok önemli bir şey söylediniz. Tarım kredi kooperatifleri üstü doldurulan, yani altı doldurulmayan bir boş slogan mı? Çiftçinin kooperatif demek. Yani Ziraat Bankası'nda kredi kullanan bir çiftçiyle Tarım Kredi Kooperatifi'nde kredi kullanan bir çiftçi sübvansiyonlu kredi kullanıyordu. Değil mi? Kamunun, kaynağı, evet. Hazinenin kredisini. Şimdi Tarım Kredi Kooperatifleri şirket gibi yönetiliyor diyorsunuz. Kısaca doğru mu? Tarım Kredi Kooperatifleri 2015 yılında değişen mevzuat sonrasında zaten özel bir kuruluş statüsüne geçtiği için farklı bir düzelten kişilik oldu. Yani tam şirket demek istemiyorum. Niye demek istemiyorum? Aslında Tarım Kredi Kooperatifleri Türkiye'nin tarımdaki en büyük holdingidir. 1936'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Tekir'de bir numaralı üye olmak suretiyle kurulmuş, var olmuş bir kooperatiftir. Kurumun kurumsal kimliğine ve kurumun yapısal varlığına asla ve asla helal gelsin istemem. Evet. Veya halel gelsin istemem. Yanlış kelime kullandım. Ama mevzuatındaki bu değişiklikler veya işte yönetim anlamındaki sıkıntılar oradaki bizim bildiğimiz kadarıyla 1.100.000 söylendiği kadarıyla 850.000 ortak, 400.000 civarında her yıl kredi kullanan ve borçlu olan çiftçilerin oluşturmuş olduğu 1620'nin üzerinde 1625 şube, 17 bölge müdürlüğünün kurumsal ve 17 tane büyük alt şirketin, anonim şirketin kurumsal kimliklerini korumak zorundayız. Bunlar ülkenin varlıklarıdır. Kimsenin varlıkları değildir. 1.100.000 kişi çiftçinin varlıklarıdır. Bugün böyledir. Yarın başka türlü olamaz. Olamaz. Halel gelmesin. Onu da altını çizelim. Ama bugünkü gerçekler böyle. Peki, çiftçinin de söylemek istiyorum. Buyurun. Çiftçinin de bugünkü gerçeklerin, bugün karşılaştıklarının
bugünkü yapının olması gereken yapı olduğunu düşünmemesi gerekir. Tekrar ediyorum. Çiftçinin de bugünkü gerçeklerin, bugünkü yapının olması gereken bir yapı olduğunu düşünmemesi ve buna ne yapalım ya yapacak bir şey yok falan dememesi gerekir. Yani gerçek bu değil kısacası. Yapacak çok şey var. Gerçek bu değil yani. Kısacası bugünkü gördüğünüz şeyler gerçek değil aslında. Yani ne yapalım şöyle, bu anlamda? Gerçek karşımızda hacizler vesaireler gerçek. Çiftçinin oradaki durumu gerçek. Ama biliyorsunuz yani ben kavramları ve kelimeleri çok yerli yerinde kullanmak için çok hassas olan bir insanım. Gerçeklik değil. Ya gerçek karşımızda ben duran çiftçiler açısından. Ben de size tercüman oluyorum. Şimdi bizi dinleyen gerçek işte. Çiftçilerin, gerçeklik çiftçilerin haciz noktasına gelmemesindedir. İşte yani aslında böyle olmaması lazımdı. Durumları bu durumda olmaması lazımdı. Ne yapalım? Ya işte seni hallederiz diye düşünmemeleri lazım. Tarım kredi kooperatifleri mevzuatı aslında böyle değildi. Size göreydi. Kooperatif üyesi çiftçilerin haklarını savunan bir yapıydı demek istediğiniz. Yanılıyor muyum? Bu. Evet. Ziraat Bankası memleket sandıkları adı altında kurulurken Mithat Paşa tarafından çiftçiye fon ayırmak için, ona işletme sermayesi vermek için kurulmuştu. Yani komisyonla bankayı çok büyük karlara getirelim, işte konusunun dışında krediler verelim, işte dışarıdan çok fazla borçlanarak faizle, çok artı faizle borçlanarak piyasaya düşük faizli işte politik anlamda, siyasi anlamda işte taşıt kredisi, konut kredisi verelim diye değil. Ziraat Bankası dışarıdan gerekirse büyük borç özür dilerim. Yüksek faizle borçlanıp çiftçisini ne yapacak? Fonlaması lazım. Amacı bu aslında. Onu demek istiyorsunuz. Özet bu. Tarım kredi de aynı bu şekilde evet, olması Ziraat lazım. Bankası çiftçinin finansmanını temin eder. Tarım kredi de çiftçiye temin ettiği finansmanın üretime dönüşmesini organize eder. Genelde yoksa aynı kredilerle genelde değil mi? Ürününü alarak ona aynı krediler vererek vesaire vesaire. Yoksa tüketiciler tarafında değil tarım kredi, marketler bilmem ne üzerinden. Tarım kredinin tarafı çiftçinin tarafıdır. Evet. Ziraat Bankası'nın tarafı da çiftçinin tarafıdır. Olmalı. Yani gerçekler bu. Tamam. Dur. Anlatabilirim. Gerçek başka olsa bile. Hı. Gerçek şu anda sizin dediğiniz gibi olsa bile. Şimdi gelelim süte. Ya buradaki ima şu. Buyurun. Umutsuzluğa yer yok. Ya. Güzel bir o gün de bir televizyon kanalında güzel bir şey söylediniz. Çiftçi küstüğü dağın odununu yakmaz diye. Evet. Bir de küstürmeyeceğiz. Boynu bükük nedir? Kardelen değildir, değil mi sizin lafınız? Çiftçi boynu bükük kardelen çiçeği değildir. Değildir, evet. Yani çiftçi aslında köylü milletin efendisidir. Çiftçi milletin efendisidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün çok önemli bir sözünü herhalde unutmak üzereyiz. Herhalde unutuyoruz üstad. Yani bilmiyorum artık. Yani biraz önce anlattığınız programın yaptığınız özet. Pandemi bu neoliberal yaklaşımın kafasına o çiftçilerin önemini pelit sopasıyla vura vura hatırlattı. Ama geldiğimiz nokta onu konuşacağız programın sonunda. Hemen süte girerim. Şimdi çok ilginç bir saptamam var benim. Yani bilmiyorum. Belki de yanlış telaffuz edebilirim. Belki de yanlış araştırmış olabilirim. Şimdi TÜİK yine rakamlar açıklarken veyahut da ilgili kuruluşlar, istatistik kuruluşları, kamu kuruluşları bir ineğin yediği yemi hesaplarken 15 kilo süt verecek ineğin yediği yem kadar hesaplıyor. Karlılığını hesaplarken de 20 kilo süt veren ineğin karlılığı gibi hesaplıyor. Bunu bana açıklar mısınız? Niye böyle yapılıyor? Yani yanılıyor muyum? Böyle siz de rastladınız mı böyle bir şeye? Çok detaylı bir şey bu. Yani süt ineklerinin tabii ırk özelliklerine bağlı, hepsinden önemlisi ırk özelliklerinin ötesi
barınak koşullarına bağlı, bakım beslenme koşullarına bağlı Türkiye'nin temel sorunlarından biri hayvancılıktaki altyapı ve barınak sorunlarıdır. Hayvancılık altyapısındaki barınakların, işte ahırlar, ağların mühendislik yönünden yani evlere şenliktir halleri. Dolayısıyla şöyle bakılabilir bu sizin söylediğinize. Hayvanların işte yaşam paylarının üzerinden 15 kilo süt verecek ama verim payları üzerinden de 20 kilo süt verecek. Demek ki bu hayvan ikinci veya üçüncü laktasyonda muhtemelen kültür ırkı, yani Holstein ırk ya da Holstein ırkının G2 veya G1 melezidir. Başka türlü bu sonucu almak mümkün değildir. Niye güldüğünüzü bana da söyleyin. Şimdi niye güldüm üstad biliyor musunuz? Hayır ya, çok güzel açıkladınız. Çok güzel açıkladınız teknik olarak. Yani bu çok önemli de. Şimdi diyor ki Mercedes kadar hızlı git. Tamam mı? Ama diyor daha düşük silindirli araç kadar az yak diyor. Yani bunu söylemeye getirdiler yani. Anlatabiliyor muyum? Siz de onu açıkladınız aslında. Yani diyor ki ben diyor hesaplarken verimliliği diyor. Hani şimdi şeye geleceğiz. Sütün fiyatı biliyorsunuz 3.20 kur 2 2.20 kuruştan 2.80 kuruşa çıktı. 50 kuruş artarak. Şey 60 kuruş arttı değil mi? Hiç, Sanırım hiç kendinizi yormayın. yanılmıyorsam. Ben sizi yuvarlayayım şimdi. Ha yuvarlayın hadi bakalım. Yani geçen bir televizyon programında söyledim. Yani makro politikalardan tarımın özel politikalarına, özel projelerine ve özel yönetimine, hatta bugünkü yönetimine geldiğimiz zaman mış gibi yaparak 40 milyon insanı idare edemezsiniz kardeşim. Mış gibi Mış yapar. gibi yaparak. Mış gibi yaparak. Evet. Şimdi o sizin anlattığınızda mış gibi yapmanın birebir örneği. Biz şimdi mış gibi yapmayalım. Tamam mı? Tamam. Mış gibi yapmadan ben size şimdi bir şey söyleyeyim. Ekstansif üretim. Yani geleneksel çiftlik, geleneksel köydeki bizim geleneksel ahırlarımızda 10 baş, 20 başlık geleneksel üretimde sanayi yemi ile süt hayvancılığı yapılacaksa, yani rasyonda ağırlıklı durum sanayi yemi ise 2 kilo 200 gram sanayi yemine 1 kilo süt alırsınız. Hatta biraz daha kötü koşullarda bu 2,5 kiloya çıkar. Altını çizelim. 2 kilo süte 1 kilo yem mi alırsınız? Tam tersi. Evet. Tam tersi. Eskiden öyleymiş 2,2 ama. kilo yeme 1 kilo süt alırsınız. Tamam mı? Bu eğer entansif koşullarsa, yani iyi düzenlenmiş, altyapısı mükemmel, kapasitesi büyük, feasible tesislerde ve rasyonunu da kendisi düzenleyen, yani teknik koşullara uyumlu bir üretimde ise de en az 1,5 yemle, en az diyorum bakın, yani 1,5'un üzerine çıkabilir, 1 kilo süt alırız. Yani bizim şu anda hesap etmiş olduğumuz süt fiyatı belirlerken esas almış olduğumuz bu entansif teknik işletmelerin üzerinden hesap etmiş olduğumuz süt fiyatı, yani süt yem paritesi minimum 1,5 olmalıdır. Süt yem paritesi minimum 1,5 olmalıdır. Açar Zaten mısınız bunu? şöyledir. Bunu açar mısınız? 2,30 fiyat varken bile, yani 1 kilo sütle 1,5 kilo yem alınmalı. Tamam. Bir kilo Evet, sütle açık bir bu. buçuk kilo yem alabiliriz. Kazanç bu Zaten olmalı. yani bu başa baş noktası olur. Biraz çiftçiye belki para bırak. Pardon. Evet. Şimdi zaten bu yani geleneksel işletmelerde 2,30 rakamı falan da yok zaten. Yani
1.80'e, 1.90'a, 2'ye toplayanlar var. O size yazan arkadaş var diye bir tane. Arkadaş mahalledeki sütçüden aldığı sütün fiyatını yazmış. Oysa biz sanayiye giden sütü konuşuyoruz. Yani, doğru mu? Tabii canım. 5 lira. 5 lira. Yani mahalle sütçüsünden alınan sütü konuşmuyor. Organik, yok öyle bir rakamda. Organik nitelendirmesiyle satılan sütler var ya size, mahallelerde. Onları zannedersen söylemiş. Ya ona gireceğiz zaten. Ya o orası da ayrı bir dünya. Yok girmeyelim. Yok girmeyeceğim. Şimdi ben size şey diyeceğim. Ya çok böyle bir şey yapacağım. Mesela bir kilo tereyağı kaç kilo sütten şimdi, dedim ya bunun gibi. Buyurun. Yani normalde intensif bir işletmede 1,5 kilo, 1 kilo sütle 1,5 kilo yem alması gerekiyor vatandaşın, üreticinin. Ki başa baş noktası olması lazım. Doğru mu? En az minimum. Minimum. Ya başa baş noktası budur zaten. Yani bir miktar para kazansın. Evet. Başa baş noktasını geçmiş olsun diyelim. Yani. Tamam mı? Zaten çiftçi, bakın şimdi çiftçi zaten elimde resmi rakamlar yazmıyor biliyorsun yani. Kendi çalıştığını yazmıyor çiftçi. Onu hesaba muhasebe evet. defterine yazmıyor kendi. Elimde rakamlar. Evet. Evet. Bakın süt hayvancılığında en çok kullanılan süt 18 EP yani 18 ham proteinli sanayi yemi. En çok kullanılan. Süt yeme geçiyor da değil mi? 18. Süt yemi olarak geçiyor sanırım o da. 18 ham protein. Evet, ham proteini süt yemi. 2600 kalori. Evet. Bakın, Türkiye fiyat ortalaması kaynağı neresi? Yem Sanayicileri Birliği. Kaynağı burası. Tamam mı? Kasım 2019'da Türkiye'deki yem fabrikalarının yem sanayicilerine aktardıkları rakamlar üzerinden ortalama 1.35 TL. Duyabiliyor musunuz duyuyorum, beni? Duyuyorum. Sizi dinliyorum. 1.35 TL. Hı hı. Kasım 2019'da. Yani 2 lira 30 kuruş olarak belirlenmiş süt fiyatı olarak belirlendiği Kasım ayında 2019'un Kasım ayında. Bir 1 lira 35 kuruş. Hı hı. Evet. Buna %20 25'tir de ben %20 nakli ve bayi karını koyduğum zaman 50 kiloluk bir çuval 80-81 lira eder. Piyasada da baktığınız zaman 85-90 lira civarında bu rakamlar. Evet, o zaman. 80-85 arası. Hı-hı. Tamam mı? Hı-hı. Şimdi Kasım 2020'de aynı yem, yani 18 protein yem 2 lira 21 kuruş kilosu. Fabrika çıkış fiyatı. Bunun nakliyesini %20 karını koyduğum zaman 50 kiloluk bir çuval 133 lira. Şu anda da piyasada 150 lira civarı. Bu zaten her şeyi açık ediyor. Bir şimdi artış oranı fabrika fiyatları üzerinden yani Kasım 2019'da 1 lira 35 kuruş olan Kasım 2020'de 2 lira 21 kuruş ortalama fiyatı olan yemin artış oranı %63.7. Şimdi buradan baktığımız zaman yani intensif bir işletme olsun gene geleneksel işletme olmasın hani en iyi koşullara bakalım. Tamam mı? En iyi koşullara bakalım. En iyi koşullarda fabrika çıkış fiyatı üzerinden dahi yani bayi karı bilmem ne değil. Yani %20'yi koymadan bile. %20'yi koymadan dahi 2 lira 21 kuruş üzerinden 1 kilo sütün 1,5 kilogram yem alabilmesi için süt fiyatının 3 lira 31 kuruş olması gerekiyor. Evet. Eğer bayi karını koyarsam fiyatın 4 lira olması. Evet. Şimdi kaçtı? 3,5 lira. Yani oldu. Eğer evet, bayi karsız. Evet, şu anda herkesin fiyat 3,30 lira 30 kuruşta şeyle beraber.
Hayır, şu an açıklanan 2,80 30 kuruşla beraber 3-10 müşteri 10 kuruş. evet şeyle primle dediğiniz gibi 40 kuruşlu prim 30 kuruş olarak şey yapılmış. 3-10 kuruş. Evet. Evet, 3 lira 10 kuruş. Şöyle bir Şimdi ha buyurun. Buyurun Ergün Bey. yani normalde bu fiyatın her koşulda 4 liraya yakın olması, 3,5 liranın üzerinde olması gerekiyor. Her koşulda. Ama rakamlar üzerinden, parite üzerinden gideceksek bu fiyatın 3 lira 31 kuruş, en az 3 lira 31 kuruş olması gerekiyor. O da başa baş noktası dediğiniz değil mi? Biraz Evet. önce söylediğimiz başa baş Şimdi noktası. bakın. Şimdi bakın. 2015 yılında süt yem paritesi 1,47'ymiş. Yani 1,5'a yakın. Gerçekliğe yakın. 2016 yılında 1,37'ye düşmüş. 2017 yılında 1,34'e düşmüş. 2018 yılında 1,21'e düşmüş. 2019 yılında 1,39 olmuş. Tamam mı? 2019 yılındaki bağrışma çağrışmalar etkili olmuş biraz. Ama her durumda çiftçi 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020'de hep kendi kesesinden ve kendi ticaretinden ödün vererek gitmiş. Yani her durumda çiftçi hak ettiği fiyatı 5 yıldır alamamış. Şimdi Dolayısıyla çiftçinin biraz önce açıklamış olduğum 3,31 lira üzerinden dahi 2019 yılı Kasım ayına kadar bugüne kadar 2 lira 30 kuruş üzerinden 1 lira zararı vardı demek. Primi de koyarsak 60 kuruş eder bu. Yani çiftçi aslında en az 6 aydır %20 içeriden üretimi götürüyor. Kendi kesesinden götürüyor. evet. Bu da bu rakamla anlaşabildik mi? Anlaştık. Peki 5 yıldır sürekli paritenin altında üretim yapmakta olan çiftçinin bir 5 yıl daha paritenin altında üretim yapacağını düşünmek gibi nasıl bir ekonomi, tarım ekonomisi düşüncesi içerisinde oluyoruz? Bunu ben anlamıyorum. Şimdi zaten ticarette de bu böyle değil mi? Yani 5 liraya ürettiğim bir malı yani bütün hadi pariteleri falan açıkladınız. Ağzınıza sağlık. Çok da güzel açıkladınız. Yani o yemin yıllara göre fiyatının torba fiyatının artması, kilo fiyatının işte yem süt paritesinden başladınız. Teknik rakamların hepsi çok doğru ve istatistiki bilgileri de gerçek olan bilgiler. Bunun üzerine şunu söylemek lazım. Bir ticarethane sahibi 5 liraya ürettiği bir malı 4,5 liraya verse ne olur? Şöyle olur. Ben bir esnaf çocuğuyum. Evet. Envanterindeki mallardan eksilmeye başlar. Önce. Ha. Ya da Envanterindeki mallardan eksilmeye başlar. Önce. Yani bankalara kredi borcunu artar. o dükkanı açıp kapatabilmesi için Evet. bankalara kredi borçlandığı zaman da aslında envanterinden Tabii ki eksilmiş oluyor. mal varlığı küçülüyor. Evet. Banka Aslında borcu oradan arttıkça eksilmiş mal oldu. varlığı Tamam küçülüyor. mı? Yani Peki. biraz önce söyledim ya üstad, hani örnek vereceğiz dediğimiz olay var ya hani, giderek artan her yıl 10 milyar bankalara borcu artan çiftçi yok mu? İşte bu Evet. şekilde artıyor. Hani dediniz ya çiftçi 5 yıldır sürekli keseden yiyor. Ve keseden yiyor derler ya bizim orada öyle denir bilmiyorum. Buradan Eskişehir'de Doğru. benim sevenlere çok çok selam söylüyorum. Hepsini öpüyorum. Ondan sonra hani olur ya ekranı görünce selam gönderirsin. İnsanın sevdikleri vardır. Göndereceksin selamı. Çok sevdiğini söyleyeceksin. Siz de varsa size söyleyeyim. Söylemek istediğim şu üstad. Yani keseden 5 yıl yemiş sürekli artmış borçları, kredi borçları. Şimdi bir 5 yıl daha yerse ne olacak? Çiftçinin bütün malları yani tarlalarımız satılacak. Zaten su gitti gidiyor. O da ayrı bir konu. Suyu konuşmayacağız bugün yanlış anlama.
Yani bilmiyorum. Yani gerçekten bunu görmüyorlar mı? Niye görmüyorlar? Bu hesaplamaları niye yapmıyorlar? Yani ben de anlamıyorum. Yani ben anlayabilsem size izah edeceğim. Hatta bunu anlayabilmek için 40 yıldır uğraşıyorum ya. Yani buraya bakıyorum, buraya bakıyorum. Kafa nasıl bir kafa? Neye bakılıyor? Nasıl bir anlayışla hareket ediliyor? Yani 2010-2009'da bir köşe yazımda yazmıştım. Bir ocak fındığım yok. Bir metrekare çay bahçem yok. Karadenizliyim ben. Bir dikili ağacım yok. Hiçbir şeyim yok. Ama çiftçi için, tarım için 40 yıldır sahanın içindeyim. Hiçbir bugüne kadar bu söylediklerimden, anlattıklarımdan, yazdıklarımdan, çizdiklerimden dolayı da hiçbir bedel veya hiçbir maddi karşılık almadım. Beklemedim. Şimdi buna rağmen ben bu çiftçiyi bu kadar sevebiliyorsam mış gibi yapanlar niye sevmiyorlar onu anlamıyorum. Bunu da çiftçilerin çözmesi gerekiyor. Ben çözemiyorum. Benim kapasitem yetmiyor. Yani. Onlar belki benden iyi çözerler. Süt konusunu kapatmadan yani bu yayını da kapatmadan belki çünkü. Yok. Rahatsızlandın mı? Eğer şeyse biraz şey yapalım. Sonra, evet. Sonra devam bacak edelim. Bir iki cümle de alalım ondan. Evet şey yapmayalım. Çünkü gerçekten ağzınıza sağlık. Şimdi şöyle denebilir mesela. Denebilir ki ya kardeşim biz öyle bir fiyat verdik ki mesela Almanya'daki fiyatla aynı, Fransa'daki fiyatla aynı, işte aşağı yukarı Avusturya'daki fiyatla aynı falan denebilir. Ben size şimdi 2 lira 30 kuruş üzerinden Türkiye'deki 100 litre sütün bugünkü euro karşılığı 100 litredir Almanya Avrupa Birliği'nde metraj hesapları 28-42 euro yapıyor. Bugünkü dolar kuru, euro kuru. Yani 2 lira 30 kuruş artı 40 kuruş da prim 270 lira 100 litre süt 270 lira 100 kilo euro karşılığı 28-42. Yeni fiyata göre yani 3 lira 10 kuruşa göre 30 kuruş prim ilavesi de dahil olmak üzere 32,63 euro. Yeni fiyatta. 100 litre süt Türkiye'de. Bu fiyatta verilirse. Bakın bu 2,80'i Türkiye'de ancak günlük 3 veya 5 tonun üzerinde süt üretip verenler alabilirler. Onu da söyleyeyim ekstradan. Yani o geleneksel çiftçiler bu 2,80'in 2,50'sini bile zor görürler. Bunu şu anlamda söylemiyorum. Yani onları eleştirmek anlamında söylemiyorum. Onlara bu fiyatı sektör vermez. Vermesi gerekir mi? Gerekir. Vermeye mecbur mu? Mecbur. Ama devlet düzenleyici durumda olursa belki 2.90'ı da vermek zorunda kalabilir. Ama devlet önünü açmış hiçbir düzenleyici rolde değil burada. Ya, bu da ayrı bir mesele. Burada, bunu da ayrıca konuştum. Ya burada bir dakika. Bireyim bölünmesin buyurun, bak. Buyurun. Bitireyim. Demek ki bizde şu anki yeni fiyatta 32,63 euro, eski fiyatta da 28,42 euro olan süt, 100 litre süt Avrupa Birliği ortalamasına ne kadar biliyor musunuz? 39 euro 42 sent. 39 euro 42 sent. Yani bizden %17 daha pahalı. 7 euro falan evet. Yapıyor fark, aradaki fark. Peki Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin özellikle gelişmiş olan ülkelerin süt üretim maliyeti ile bizdeki süt üretim maliyeti arasında ne kadar fark var? Biz en az %30-35 daha pahalı üretiyoruz. Daha pahalı mal ediyoruz. Elektrik, akaryakıt, hayvan bedeli, yem bedeli, girdiler vesaire en az %35 daha pahalı mal ediyoruz. Yani kimse çıkıp da Almanya'da 32 euroya 100 litre 32 sütü 32 eurodur. Bizde de 32 euroya geldi yeni rakamlar diye
önümüze koymasınlar. Bunu da ortada. Çiftçilerimiz bu konuda uyanık olsunlar. Zaten %35, 30-35 yüksek fiyatla, yüksek maliyetle karşı karşıya bizim çiftçimiz. Ya, ben size çok teşekkür ediyorum. Yok. Var mı başka bir şey? Hemen bir şey soracağım üstad. Şey olarak altını çizeceğim. Biliyorum gerçekten bir saati geçmiş zaten program. Ağzına sağlık. Gerçekten çok güzel şeyler. Hem derler ya, hem nalına hem mıhına derler. Bunu yaparken yanlış anlamasın bizi izleyenler. Burada biz işte şu siyaset, bu siyaset anlamında değil. Rakamlar bunlar. Varsa, Ergin Bey de söyledi. Varsa bu açıklamaların nedeni bu. Biz işte kredi borçlarını bu şekilde yapacağız. İşte sütün fiyatını bu maliyetler aslında bu, verdiğimiz rakam bu. Siz yanlış hesaplıyorsunuz diyen olursa özür dileriz. Gerçekten özür dileriz. Yani burada A, B, C değil. Burada partiler üstü, siyaset üstü bir konumda Türkiye'deki tarım. Felsefesi de o şekilde değişir zaten. Tekrar çok teşekkür ederim Ergin Bey. Yani bu bize geldiniz, programımıza konuk oldunuz. Gerçekten rahatsız olduğunuzu biliyorum. Bu şartlar altında bizi izleyen, bizi dinleyen arkadaşlarımıza, dostlarımıza bu bilgileri verdiniz. Ağzınıza sağlık diyorum tekrar. İyi geceler diliyorum size. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bir daha aydınlatmakta, söylemekte fayda var. Ben bütün programlarımda, siz söylediniz diye burada geçti. Bütün programlarımda hep teknik ve analitik analizler yaparak, kendi eğitim düzeyime göre, mühendislik eğitimime göre ve mühendislikteki branş eğitimlerime ve yetkinliklerime göre teknik analizler yapıyorum. Sosyolog tarafımla da aslında tarımın bir sosyal tarafının olduğunu ve sosyal tarafını ihmal ettiğimiz müddetçe teknik tarafından işin içinden çıkamadığımızı anlatmaya çalışıyorum. Ve dünyanın meselesi de budur, tarımdır. Önümüzdeki 10 yılın meselesi de tarımdır. Türkiye tarımda birçok avantajlara sahiptir. Tarımda Türkiye yaklaşık 9 ile 13 yıl içerisinde sadece rakamsal olarak değil, birçok anlamda da dünyanın yıldızı olabilecek değerlere sahiptir. Yeter ki zihniyetimizi, bakış açımızı biraz sosyoliberal hiç olmazsa noktaya çekelim. Biraz felsefe katalım tarıma, değil mi? Tarımın felsefesini oluşturalım ki bu olsun. Tekrar ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar, arkadaşlar, bu akşam yaptığımız yayın sona erdi. Aslında program açılışında tarımsal yayından da bahsedecektik, yayın ve yayından, ama Ergin Bey'le daha sonra sağlığına tam kavuştuğu zaman daha fazla uzun süre onu burada tutarak tarımsal yayın ve sizin sorduğunuz soruların cevaplarını da vermek için yine programlar yapacağız, bir dizi programlar. Toprağın Sesi programı bundan sonra elimizden geldiğince, yine bu pandemi döneminde, geçen dönem yapmıştık, evlere kapandığımız dönemde, yine bu akşam size güzel vakit geçirmek demeyeyim çünkü biz magazin yapmıyoruz, ama güzel bilgiler vermek için güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Bir başka yine Toprağın Sesi programında görüşmek üzere, hoşça kalın efendim. Hoşça kalın.